Anlat bakalım Jonathan. Affedin beni. Ne olursunuz affedin. Affedin. Bana bunu nasıl yapabilirsin? Bana ihanet ettin. Bunu yapmamalıydın. Benim hiçbir suçum yok. İnanın ki ben öldürmedim. Oraya gittiğimde ölmüştü. Ne olursun inan bana. Tek bildiğim şey şu ki yarına çok güzel bir programım vardı ve senin yüzünden bozuldu. Bayan Bishop, ne olursunuz affedin beni. Affetmek mi? Sen artık ölü bir vücutsun. Şu andan itibaren kovuldun. Benimle çalışmıyorsun. Bana bunu yapmayın, yoksa kendimi öldürürüm, öldürürüm. Hayır. Yarın gece dinleyebilecek kimi bulacağız acaba? Hangi orkestra benim yüce Glax'ımda konser verip herkesi tatmin edebilecek? Bence şu Aşren ne dersin? Pıtır mı? Hayır, şu züppe kılıklı Aşır. Marty Asher. Ben ne söylersem o olur, anladın mı? Ne dediysem aynen yapacaksın. Bayan Kur'an için çalışacaksın. Hayır, lütfen bunu bana yapamazsınız. Benim çok iyi bir kulüple bir anlaşmam var. Ne olur yapmayın. Lütfen yapmayın. Bütün iş anlaşmamı iptal etmeye hazırım. Ne olur yapmayın bana bunu, ne olur. Tamamlamayı bırak! Onların seni dinleyebileceğini mi sanıyorsun? Yanılıyorsun, boş versene sen! Ne olur anlamaya çalışın beni. Ne olur, bütün param sizin olsun, her şeyim sizin olsun ama bu işi yapmaya mecburum. Kursiye ne derse yapmaya mecbur muyuz yani, lütfen? Bu gezegende kendi başımıza iş yapamayacak mıyız? İyi şanslar bebek! Sanırım orkestrayı toparlamamız gerekiyor. Bunu yapmamız için sadece bir saat var. Ben şimdi ne yapacağım şimdi peki? Gidelim bakalım. Ne oldu? Şimdi de sizlere çok genç ve yeni bir şarkıcı sunuyoruz. Karşınızda şampiyon Judy Jackson! Selam. Adım Judy Jackson ve şimdi sizlere şarkı sunacağım. Çok güzel bir kız değil mi? Çok şeker bir kız. Hey, dur biraz. Seninle tanışmak istiyorum. Biraz görüşmemiz mümkün mü? Gerçekten harikaydın. Çok güzel şarkı söylüyorsun. Çok teşekkür ederim Bay. Asher, Martin Asher. Ben buranın tek organizatörüyüm. Dine, hiç Çapkın Dudaklar diye bir orkestra ismi duydun mu? Çapkın Dudaklar. Duymuşsundur canım. Hayır, duymadım. Dur da biraz anlatayım. Önemli değil zaten, önemli değil. Adını duymaman hiç önemli değil. Sadece çok iyi bir yerle anlaşma yaptık bir de. Çok iyi bir orkestra diyebilirim sana. Herkes tarafından çok beğeniliyoruz. Harika bir orkestra. Sahi mi? Neyse, boş ver şimdi bunları. Ben buraya seni yıldız yapmaya geldim. Hem de gerçek bir yıldız olacaksın. Gerçek bir yıldız diyorum sana. Bayan Bishop'un kulübünde şarkı söylemeni istiyorum. İster misin? Ben mi? Sen tabii. Gerçekten gayet mi? Tabii sen. Beni istediğine emin gayet misin? Gayet tabii. Hadi gel burada bakalım, vakit kaybetmeyelim. Hadi yürü bakalım. Hayır, para alacak mıyım? Boş ver şimdi bunları. Düşünme zamanı değil. Bunları sonra konuşuruz seninle. Sadece benimle gel ve bana güven. Hayal galaksisinde çalışacağız. Hayal mi? Hayal. Dream? We'll be right back.
kızlar. Ne yaptın Martin? Aradığın kızı buldun mu? Evet, çok cici bir kızla tanıştım. Gel. Buraya gelsene. Hadi, orada öyle durma. Hadi. Kızlar. Bu Judy Jackson. Ha? Evet. Merhaba. Judy. Seni biraz değişmen gerekiyor galiba. Böyle sahneye çıkamazsın. Evet. Evet, adını da değiştirmeliyiz senin. Bundan sonra senin ismin Küçük Kedi. Harika bir fikir bu. Bu fikri çok tuttum işte. Çok güzel bir fikir bu. Harika. Sen hastasın Martin. Evet. Evet, hastasın. Haklısınız kızlar. Ama biz burada iş yapıyoruz değil mi? Bu işte çok önemli. Çok para kazanacaksınız. Ben iyi bir organizatörümdür. Bunu unutmayın. Çekici isimler bulmak zorundayım. Ayakta kalabilmek için çarpıcı olmak zorundayız değil mi? Tabii ya. Hadi bakalım kızlar. Fazla çene çaldık. Hazırlıklarınızı tamamlayın da gidelim. Çok az vaktimiz kaldı. Benim gidip bir iki yere telefon etmem gerekiyor. Yapacak işlerim var. Herhalde ne demek istediğimi anlamışsınızdır değil mi? Söyleyin bakalım, benim ağızlığımı kim kırdı? Şuraları toparlasak iyi olacak. Yine her yer birbirine girmiş. Bu programa çıkmamız bizim için çok iyi oldu. Adımızı daha çok duyurma imkanına sahip olacağız. Hazır mısınız? Siz hazırsanız ben de hazırım. Ben daha giyinmedim bile. Eşyalarınızı toparlasanız iyi olacak. Topar. Burada da röntgenlemek adet haline geldi. Herhalde artık akıllanmışlardır. Alo. Merhaba, ben Maxim. Maxim mi? Merhaba Maxim, merhaba. Çok güzel görünüyorsun. Benimle dalga geçme. Ben her zaman güzelimdir. Dinle. Sana çok güzel bir hediyem olacak. Ne? Ne? Yarın geceden mi söz ediyorsun yani ha? Anlayamadım. Yapacağım tabii, gayet tabii. Hiçbir sorun istemiyorum. Sakın bana bir sorun çıkarayım diye yapacaksın, anlaşıldı mı? Gayet tabii, sen bu işe kafanı takma. Benim galeride çok güzel bir konser.
Allah kahretsin. Nereden buldular bu kızı? Sen merak etme. Yarın gece tabii. Söz veriyorum. Gayet tabii. Oldu. Orada olacaksın, tamam mı? Tabii. Eğer bana ihanet edersen kendin... Yarın görüşmek üzere. Hoşça kal. Harika bir iş oldu. Yarın yine döktüreceğiz çocuklar. Sağ olun, çok teşekkürler, teşekkürler. Biliyorum bitirmemizi istemiyorsunuz ama böylesi çok daha iyi. Bak, sen neden söz ediyorsun? Burada ne güzel çalışıyorduk. Maxim'le biraz önce telefonda konuştum. Yarın bir parti veriyormuş. Bizim de orada olmamızı istiyor. Onun için bu işi burada bitirmeliyiz çocuklar. Çabuk olun, hadi bakalım. Anlamıyorum musun? Biraz önce Maxim'le telefonda konuştuk. Hayır, ayılacağım babam benim. Ne kadar güzel bir şans yakaladık. Harika bir fırsat bu. Harika, harika, harika bir fırsat bu. Lazım. Tabii gayet tabii, hep beraber gidiyoruz. Ama ben şimdi ne giyeceğim, bir türlü seçemem. Hiç meraklanma, nasıl olsa bir şeyler buluruz. Yarın çok güzel olmak istiyorum. Çok çok güzel. Hadi bakalım kızlar, biraz çabuk olun, çabuk hazırlanın. Çok güzel görünmenizi istiyorum. Sizler birer harikasınız. Ben şimdi gidip para olayını halledeyim. Döndüğüm zaman hepinizi hazır görmek istiyorum çocuklar, anladınız mı? Beni anlıyorsunuz. Ama ben şimdi ne giyeceğim? Bulamam. Ben sana bir şeyler bulurum, tamam mı? Sıkma canını. Ben birazdan geleceğim zaten. Sizlerin hepinizi çok seviyorum kızlar. Hadi bakalım, hepinizi çok seviyorum. Gösterin kendinizi. Çabuk olun, giyinin daha hızlı. Hadi görüşmek üzere, hoşça kalın. Merhaba. Adın Amanda mı? Evet. Bu söz ettiğiniz yer gerçekten bu kadar önemli bir yer. Evet, önemlidir. Herkes orada yarışır. Ama yine de heyecanlanacak bir şey olduğunu sanmıyorum. O zaman biraz dinlenmeniz gerekmiyor mu? Evet. Eğer imkan bulabilirsek. Harika olur bu. Evet, bizim için de öyle. Yarın orada olmamız gerekiyor. Orkestrada tanımadığımız kimselere yer yok. Bunun sizin için bir sorun olacağını sanmıyordum. Öyle mi? Orada çok dinleyici olacak, değil mi? Üzülmene gerek yok. Nasıl olsa bu sesle orada şarkı söylemen pek önemli değil. Evet kızlar, hazır mısınız? Hadi bakalım, gidiyoruz. Hadi Wendy, çabuk ol, seni bekliyoruz. Bir tek sen kaldın. Çabuk ol Wendy, biraz hareketlen, çabuk hadi. Hadi kızlar, hadi çıkıyoruz. Hadi, bu kadar telaşlı olmanıza gerek yok. Biraz kafanızı kullanın, heyecanlanmayın. Hadi hadi, sen de çabuk ol biraz. Hadi ne duruyorsun, kıpırdasana biraz, çabuk ol hadi. Ben de geliyor muyum? Tabii ki geliyorsun, hadi bakalım, hadi sen de hazır ol. Emin misin, gerçekten geliyor muyum? Bana çok sevindim. Bu benim için çok önemli bir şey. Sana çok teşekkür ederim bu iş için. Baş ver. Bunu daha sonra konuşuruz. Hadi bakalım.
Hadi gidiyoruz çocuklar. Hadi bakalım, çok güzel olacak eminim. Hadi bakalım, çabuk 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 gidiyoruz. Hadi, hadi bakalım. Hepiniz çok güzelsiniz kızlar. Sizlerle iftar ediyorum. Yürüyün bakalım, hadi gidiyoruz. Tatlım, sen hangi gezegendensin? Seni daha önce hiç görmemiştim. Hey, my partner. Göre şu çılgın kadının bir partisi varmış yarın gece. Orada tam 5000 tane çalan kadın varmış. Hadi biz de gidelim. Tamam kızlar, ben bir şeyler almaya gidiyorum, sakin olun. Panik yapmaya gerek yok. Hoşça kalın. Özür dilerim. Bakar mısınız? Arabama bakıyordum. Nereye götürdünüz onu? Merak etmeyin. Nasıl olsa alacaksınız arabanızı. Benim adım Judy. Seninki neydi? Shirley. Shirley Death. Death mi? Duyuyorum. Ben aldırmıyorum artık. Evet, oldu işte. Tamam. Annemine nasıl gideceğimize hala inanamıyorum. Ama düşündükçe seviniyorum. Umarım bacaklarım titremez. Evet kızlar, gidiyoruz. Yemek salonu, oturma salonu, koridor, banyo, tuvalet ve oda. Evet, şu anda oradalar. Ah.
İçmek ister misin? Sağ olasın Füye. Sakın yasak bölgeye gireyim deme. Martin, biliyor musun, orası çok tehlikeli. Evet biliyorum. Çok az bir mesafe olduğu için çok dikkat etmem gerektiğini biliyorum. Bu mesafeyi gözetmem lazım. Dikkatimi dağıtmamam gerekiyor. Evet, bir deneyelim bakalım. Jackson, harikaydın. Tebrikler. Hiç fena değil. Onun kusuruna bakma, seni kıskanıyor. Giderse çok başarılı bir yıldız olabilirsin. Bakalım burada neler varmış. Çok güzel. Harika. Gideceğimiz yerin nasıl bir yer olduğunu çok merak ediyorum. Evet. Ben de çok merak ediyorum. Çok değişik bir yermiş. Mandy,
Wendy kalk. Ne oldu bize böyle? Wendy, hadi kalk. Wendy. Cennette miyiz? Hayır, sadece kanatlarımız kırıldı. Şu anda nerede olduğumuzu bilmiyorum ama cennette olmadığımız kesin. Mars mı olacak adam nerede? Onu öldürmek istiyorum. Haber kızlar, yolculuk nasıl gidiyor? Pek hoş bir durum değil ama ne yapalım, bir kazadır oldu işte. Kapla şu çeneni. Hayrola, çok sinirlisin. Hiç şaka yapamayacak mıyız burada yani? Özür dilerim. Hiç de güzel bir durum değil tabii ama elimizden ne gelir ki? Eyvahlar olsun. Yandık. Bu kadınla mutlaka görüşmem gerekiyor. Şimdi bizi orada göremeyince sinirinden küpere binecektir. Muhakkak bir şeyler yapıp görüşmeliyim onunla. Tanrım, olamaz. Bütün bağlantı telleri birbirine girmiş. Hepsi kopmuş. Çok mu kötü? Dışarısı umurumda bile değil. Benim için önemli olan burası. Ne demek oluyor bu? Ne demek mi oluyor? Anlayamadın mı hala? Hayır, anlayamadım. Ne demek olduğunu anlatayım sana bak. Teller kopuk olduğu için hiçbir yere haber veremeyiz. Kimse nerede olduğumuzu bilemez. Ve tabii ki akşamki konsere de gidemeyeceğiz. Başımıza neler geleceğini bilmiyor musun? Ayrıca o kadın da bizi bekliyor. Herkes gibi o kadın da bizi bekliyor. Durumumuz bu kadar. Ümitsiz mi yani? Ne yazık ki öyle.
Bir şey yapabildin mi? Ne gezer? Bütün teller kopuk. Hiçbir şey yapamıyorum. Senin özelliğin bu. Hadi hadi hadi, bana yardım edebilecek kimse yok mu? Belki bir şeyler yapabiliriz. Çabuk olun, hadi elinizi çabuk tutun biraz. Bağlantı kuramazsak hiçbir şey yapamayacağız. Evet, tamamıyla öyle. Kimseyle konuşamayız ve kimse bizim burada olduğumuzu bilemez, tamam mı? Bağlantı kopuksa biz ne yapabiliriz Martin? Pekala. Ben bu akşamki konseri düşünüyorum. Akşamki konseri mi? Şu halimize baksana, unut onu. Artık akşamki konseri kim takar? Haklısın galiba. Başımız belada mı? Lütfen, lütfen kafamı karıştırmayın. Yok canım. Önemli bir şey yok. Sadece bir şeye çarptık. Allah rızası için susar mısınız? Sizi dinleyemem şimdi. Şimdi yapabilecek hiçbir şeyimiz yok mu yani? Durun, durun bir dakika. Bana güvenin. Güvenin bana, tamam mı? Sadece güvenin bana. Haber vermenin başka bir yolu yok mu? Lütfen susar mısınız? Kafamı toparlayamıyorum diyorum size. Bırakın da bir şeyler düşüneyim. Lütfen susun! Tamam Martin, bize bağırmana gerek yok. Biri şuradan bir dışarı çıkabilse, kim gönüllü olur bu işe ha? Sen çıksan nasıl olur? Ben giderim. Bir dakika, bir dakika. Hadi canım yapma. Artık o da orkestradan sayılır, yani bizlerden sayılır değil mi? Gitmek istiyorsa niye gitmeyecekmiş? Gidebilir, gayet tabii. Hadi canım, gel, çık dışarı bakalım, hadi gel. Neden sen gitmiyorsun ne? Martin? Ne yani, benim mi gitmemi istiyorsunuz yoksa? Hakikaten ben mi gideyim yani? Hayır, 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 olmaz bu. Ben nasıl gidebilirim ki? Burada tek erkek olmam benim gitmem gerektirmez değil mi? Hayır, 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 hayır. Kusura bakmayın, benim gitmeye hiç niyetim yok arkadaşlar. Ben o kadar büyük bir kahraman da değilim ayrıca. Sen niye gitmiyorsun Amanda, söyler misin? Çok cesur bir kız olduğunu gayet iyi biliyorum senin. İş anlaşmamızı unutuyorsun galiba Martin. Susun, susun, susun. Lütfen susun, dayanamıyorum artık, susun. Eğer bu akşam gidemezsen bu kadın beni öldürür, anlıyor musunuz? Öldürür beni, mahveder beni. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bir şeyler yapmalıyız. Lütfen bana yardım edin arkadaşlar. Sakin ol. Peki. Peki tamam, tamam. Gidiyorum. Gerçekten gidiyorum. Ama kapıya kadar siz de benimle geleceksiniz, tamam mı? Hoşça kal Martin. Dikkatli ol Martin. Kendine çok dikkat et. Özellikle güneşe fazla yanaşma. Sen çok büyük bir adamsın Martin. İyi yolculuklar. Hadi Martin, iyi şanslar. Hoşça kalın kızlar. Martin, siz bir yere gideyim demeyin sakın. Beni burada bırakmayın. Beni bekleyin. Güneş çok yakıcı. Hava da çok soğuk. Kapa şu kapıyı. Yüzümü. Çok güzel bir yüzüm var. Öyleydi. Ama artık yaşlanıyorum. Ve bundan da nefret ediyorum. Haklısın. Şansımız ne kötü. Evet, öyle bende. Yani demek istiyorum ki biraz şansımız olsaydı her şeyi başarırdık. Ben hiçbir şey başaramadım. Öyle olsaydı sevebileceğim biri olurdu. Bir deneriz tatlım. Söyler misin kuru seks kim? Ondan söz ettiğinizi duydum da. O mu? Çok iyi bir şarkıcıdır. Çok da aranan biridir. Boş ver şimdi onu. Zaten artık eski yönü yok. Yıldızı sönmüş gibi. Buradan gitmeliyiz. Duyuyor musun beni? Burada kalamayız. Ama nasıl bilemiyorum. Kızlar var. Onlara da yazık. Çıkmalıyız buradan. Ben bütün her şeyi üzerime alıyorum. Bütün kabahat benim. Ha,
Her şey benim yüzümden oldu. Kızların hiçbir suçu yok. Aslında benim de yok ya. Ne yapıyorlar? Öylesine konuşuyorlar. Wendy yüzüyle oynuyor yine. Neden engel olmadın? Bana ne, benim meselem değil. Hey Wendy. Ha? Yine suratınla mı oynuyorsun? Bundan sana ne? Yeni kız hakkında ne düşünüyorsun? Bence iyidir. Bilemiyorum. Ne demek istiyorsun? Beni çok rahatsız ediyor. İçimde ona karşı çok değişik duygular var. Davranma lütfen. Bunu hiçbir zaman yapmam. İçeri gidip kızlara bakalım. Olur. Soğuk. Mahvoldum. Ayaklarım. Aman. Evet, durumumuz nedir? Martin gelene kadar beklemek zorunda mıyız? Tabii, buna mecburuz. Bütün teller kopmuş. Demek oluyor ki şu anda elimizden hiçbir şey gelmez. Evet, başka ne yapabiliriz? Bütün bu olanlar çok saçma. Düşündüğüm başka bir şey mi var? Hadi bakalım bir şeyler deneyelim. Hadi bakalım bir şeyler yapalım. Sana yardımcı olabilir miyim? Olur, gel. Bu ne karışıklık böyle? Bana yardımcı olur musun? Tabii. Tamir çantası arka tarafta kaldı herhalde. Bagaj kısmında mı? Evet. Adı ne bunun? Adını boş ver. Öksürtüyor, boğazım yandı ama çok güzel. Bilemiyorum. Hadi dene. Yeter artık. Harika bir şey. Kusura bakma. Harika bir şeymiş bu.
neden bilmiyorum ama biraz korkuyorum. Şeyler yapmamız gerekiyor. Aa! Ne yaptığını sanıyorsun? Neler oluyor? Orada birinin olduğunu mu sanıyorsunuz? Saçmalama. Kumda gördüğüm buydu herhalde. Ne dedin? Kumda gördüğüm adam burada herhalde. Senin sinirlerin bozulmuş. Kumda gördüğünden emin misin? Evet. Kumdaki adamı. Meraklanacak bir şey yok. Belki de o kadar korkunç değildir. Hangi ola? Bir şey mi var? İçerideki her neyse fazla büyük değil herhalde. Fazla büyük değil ne demek? Ne bileyim, bir hamam böceğine falan benziyordu herhalde. Bir şey mi var? Gördüğün adama benziyor. Ne demek bu? Kumda gördüğün şey. Şimdi. Lütfen. Dur bakalım, sakin ol. Açıklar mısınız burada? Hadi yukarı çıkalım. Kumdaki adam hadi kim? Hadi gelin. Evet. Anlamıyorum ki. Sakin ol, sakin ol. Her şey yoluna girecek. Hadi çıkalım. Yani içeride. Tamam. Evet, nasıl gireceğiz? Bir canavar mı? Gidiyoruz hadi. Ah, hangi canavar? Şey yok, hadi gidiyoruz. Gelin hadi. Tamam. Şaka mı yaptığını sanıyor? Ama ne komik. Hadi sakin olun. Çıkalım buradan. Korktunuz mu? Hayır. Korktunuz mu? Biri kapıya mı vuruyor?
Çalışmaya ne dersiniz? Ne kadar çok makyaj malzemem var. Makyaj malzemem var. Bunların hepsini kullanabiliyor musun? Aslında pek gereği olduğunu sanmıyorum. Bu benim işte. Ne yapalım? Değişemiyorum. Buna da pek niyetim yok. İşten ayrılmayı hiç düşündün mü? Asla. Orkestra benim her şeyim. Benim için de aynı şeyler geçerli. Şarkı söylemediğim zaman yaşamıyorum. Başka bir işle uğraşmayı denedin mi hiç? Ben mi? Asla. Hiç düşünmedim. Evet. Benim için de öyle. Bu içtiğini kullanmasan olmaz mı? Ne dedin? Eğer diyorum bu içtiğini ara verirsen ne olur? Git başımdan kahretsin. Bana ihtiyacın olmadığından emin misin? Evet tabii eminim. Nasıl istersen. Kartı. Kartı mı? İzninle Amanda. Lütfen. Onunla uğraşmasan iyi olur. Seni gidi şeytan seni. Ne demek istiyorsun sen? Bu kart da neyin nesi Judy? Sadece bir anlaşma gereği. Eşimin bir parçası. Ayrıca seni de hiç ilgilendirmez. Bizimle çalışacağını sanıyordum. Daha ne yapacağıma henüz karar vermiş değildim. Belki de PV haklıydı. Ne demek istiyorsun? İsmin diyorum. Biraz değişik geldi de. Dışarıdan bakıldığında küçük bir kız gibisin. Ama için vahşi bir kedi gibi. Belki de haklısın. Belki de dışım içim gibi değildir, ne dersin? Hayret.
Ben de daha bizim orkestrada şarkı söyleyeceğine karar vermiş değilim. Bunu yapamazsın. Martin benim... Martin benim umurumda değil. Sen de umurumda değilsin. İstediğini düşünmekte serbestsin. Martin sesimi çok beğendi. Eğer istersen ben seni atarım orkestradan. Bunu yapacağını hiç sanmıyorum. İyi misin? Bu kız benim kafamı çok karıştırdı. Nasılsın Martin? Söyler misin? Nasılsın? Hayal görüyorum galiba. Bu parça çok güzel. Bu gece söyleriz. Sanki benim için yazılmış. Çek o pisellerini benim eserimden. Ben bu parçayı senin okuman için yazmadım, anlıyor musun? Sadece söylemek istemiştim, çok güzel bir parça. Hayır, onu senin için yazmadım, söyleyemezsin. Hadi kalk Bindi. Bindi benim söylememi istiyor musun? Evet. Gördün mü bak, söylememi istiyor. Gördün mü? Defol! Boşuna harcama diye kaç kere söyledim sana? Sen ne yapacağımı senden öğrenecek değilim. Sana kaç kere duş yapma dememiş miydim? Kapa çeneni. Jackson olmasaydı şimdiye kadar ölmüş olacaktın. Gördün mü? Bak senin yüzünden enerjimiz azaldı. Çek ellerini üzerinden pis fahişe. Bırak. Fahişe mi dedin sen bana? Evet, öyle dedim. Ayrılın. Hepiniz bana karşısınız. O adamın buraya gelmesi benim değil, onun kabahati. Onun suçu olduğunu biliyoruz. Şimdi tartışmanın sırası değil. Benim yakamdan düşseniz çok iyi olacak artık. Niye bana bağırıyorsun? Ben sana bağırmıyorum. Ama artık burada böyle oturup hayattan neler beklediğini dinlemekten sıkıldım. Müziği aldırdın bile yok. Çalışmıyorsun bile. Ne müzik, ne biz, ne de şu andaki durumumuz ilgilendiriyor seni. Buradan sağ çıkar mıyız, çıkmaz mıyız bilemiyorum. Birbirimize hala bağırıyoruz. Belki de haklısın. Belki de ben aptallık ettim. Ama eğer hayalde şarkı söylememe engel olursanız o zaman görürsünüz. Hey, bir dakika. Belki biz senin kadar iyi şarkıcı değiliz. Belki senin kadar büyük bir yıldız olmayacağız. Belki senin kadar akıllı da değiliz. Ama bütün bunlar sana burada ahkam kesme hakkını sağlamaz. Biz birbirimize çok bağlıyız. Buradan hemen gidiyorum.
hepinizden önce o benim olacak. Ben istiyorum. Maksim! Maksim! Demek yıldız olmak istiyorsun. Bana bir öpücük ver tatlım. Arkadaşınız geldi. Eve gitmek istiyorum. Evime gitmek istiyorum. Merhaba güzelim. Sen de kimsin? Bob Christian. Sen de Judy Jackson olmalısın. Hadi eve gidelim. Gidelim mi? Ama şimdi gidemem ki. Arkadaşlarım orada kaldı. Onları kurtarmalıyım. Hayır, kurtarmayacaksın. Yorgun musun? Eve gitmek istemiyor musun? Hadi gidelim. Bırak bu işi istersen. Çocuklarımız bile olur. Tamam mı bebeğim? Bunlar hep böyledir. Onlardan kurtulana kadar ben de çok çektim. Bu adam böyle herkesi korkutur. Bilemiyorum. Çok kötü canavar gibi. Sanki bir ölü yüzü gibi. Bana benzemiyor değil mi? Nereye baksam onu görüyorum. Bir kabus gibi, kabus. Evet. Evet, bu gezegende bu işler hep böyle yürür. Herkes. Herkes sürekli değişim halindedir. Bir bakarsın ki çok iyi tanıdığım bir insan. Sonra bir süre sonra değişir. Benim adım Küçük Kedi. Tanrım! Adımı çaldın. Hayır, ben yapmadım. Martin verdi bana bu ismi. Seni küçük fahişe. Benim yerimi almak istiyorsun ha? Görürsün sen şimdi. Hayır, böyle bir niyetim yok, inan bana, ne olur. Demek hayır. İsmini çaldın ha? Hayır. Şimdi onu senden geri alacağım. Anlar mısın? İsmini geri ver. İsmini geri ver diyorum sana. Hayır, geri ver ismimi. Geri ver. Geri ver diyorum. Geri ver. Tamam, o senin. Amanda, senin ne işin var burada? Biz bir grubuz Judy. Ve hep birlikte olmalıyız, hiç ayrılmamalıyız. Sizi kırmak istememiştim, inan bana. İnan bana, sizi kırmak istemedim. Beni bağışlayın. Hadi bak Jackson.
Bağışlayın beni. Ne olur bağışlayın beni. Hayır, dur. Sağ başına diyeceksin. Demek size karşı geliyordun öyle mi? Beni yanlış anladınız. Seni gidi küçük bahçesi. Özür dilerim. Hepinizden özür dilerim. Ne olur ne olur beni bırakın. Özür diliyorum. Bağışlayın beni. Bırakın beni ne olur. Bayıldınız. Neredeyim ben? Tabii ki hayaldesiniz. Orkestrayla geldiniz ve birden bayıldınız. Onlar da sizi bekliyorlar. Anlayamıyorum. Bu gördüğüm bir hayal miydi yani? Evet, hayaldi. Ama siz çok çirkinsiniz. Herkes aynı şeyi söylüyor. Jackson neredesin? Neredesin? Bir saatte seni bekliyoruz. Hadi gidiyoruz. Çabuk ol. Hadi yürü. Hadi Judy. Bırak şimdi konuşmayı da yürü hadi. Üzerini değiştirmen gerekiyor. Çabuk ol hadi. Hadi gidiyoruz. Anlayamıyorum. Hadi Judy. Anlayamıyorum. Hadi. Gitmek istemiyorum. Gidemem. Hadi çabuk gidiyoruz. Çabuk olun. Hayır. Koşalım çocuklar. Bayanlar baylar, gezegenimize hoş geldiniz. Sizleri burada görmekten çok memnunuz. Biliyorsunuz her yıl böyle bir gösteri sunarız. Galaksimiz bu gösterileri sunmaktan kıvanç duyar. Biliyorsunuz biz her yıl sizlerin hiç dinlemediği orkestra ve şarkıcıları sunuyoruz. Bu sene de çok güzel ve çok değişik bir orkestra var aramızda. Eminim onları dinlemekten çok mutlu olacaksınız. Now
sayılmaz Martin. İşte fena sayılmazmış. Şimdiye kadar dinlediğim en iyi şarkıcı bu kız. Baksana görmüyor musun herkes nasıl coştu, nasıl başına topladı. Yok canım, o kadar da demedik artık. Boş ver canım, sen bu işlerden anlamazsın ki. Ben kimin iyi söyleyip kimin söylemediği gayet iyi bilirim. Dur bakalım, daha bitirdikleri vakit fikrimi söyleyeceğim. Konuşuruz Martin. Ben konuşacağım, sen dinleyeceksin. Sen bilirsin, nasıl istersen. Tatlı. Çek ellerin üstünden.